bu aşı karşıtlığında bahsederken orada da bazı bilim adamları olduğunu falan söylemek en büyük hata. Çünkü orada bilim insanı yok. Ben artık tıp fakültesinde öğretim üyesi, Türkiye'nin en önemli tıp fakültelerinden birinde ve bizden mezun olan bir hekimin bütün o eğitim dönemi boyunca aşıyla ilgili öğreneceği iki tane aşı dersi var. İkisini de ben anlatıyorum. Evet. Orayı bitirdikten sonra bu insanlar genel cerrah oluyor, kalp cerrahı oluyor, psikiyatrist oluyor. O adam bir daha aşıyı niye takip etsin zaten? Ben şimdi kendi alanım dışında bir alanla ilgili gelişmeleri takip edemem ki. Doğru. Ancak yetebiliyorum kendi alanımla ilgili. O insanlar da tabii beyin cerrahı niye aşı takip etsin? Ama çıkıp neden konuşuyor diye baktığınızda bunlar çalışılmış. Birinci neden önemsenmek, şöhret olmak. İkinci neden bazılarının işte bazı menfaatleri var. Mesela ürün pazarlıyor. Adam o ürüne rakip görüyor aşıyı. Çünkü hastalıktan korur bu sizi diye bir ürün pazarlıyor. Covid'de de şu andaki mevcut varyantla yani Delta varyantıyla %80'ini aşıladım. Yoksa %60'ını aşıladığınızda salgını bitiremez. Hocam. O yüzden salgın devam ediyor. Türkiye'de hiçbir aşı zorunlu yaptırmazsan işte şöyle yaparız şeklinde yapılmaz. Aşıdan şimdiye kadar herhangi bir zarar görmüş bir insan bile gösterilmedi. En güvenilir, duyarlılığı en yüksek test PCR testi. Ve bu da hastalığın ilk haftasında %68, ikinci haftasında %57, üçüncü haftasında %38 yani ortalama %50'ler civarında bir duyarlılığı var. Biz aşıya karşı değiliz. Aşı dayatmasına karşıyız. Aşıya benim olmayacağım dememin sebebi bir defa bu aşının içeriğini bilmiyoruz. Bu kadar çok aşı insanda mutasyona sebep olacak. PCR'da tam bir sahtekarlık.